Aloha. Hatta sizi şu çiçeklerle karşılamak istiyorum. Şu çiçeklerin güzelliklerine bakın. Gerçekten. Şu şaka yığın zaten açtı bayağı. O kadar güzel ki. Aloha diyorum. Yani aslında bunlar da böyle kalsın ve ben böyle konuşayım çok istiyorum ama arkadaşlar biraz saçma olabilir, bunun farkındayım. Ama ne yapayım, ben saçmalıkları çok seviyorum. Yani böyle konuşamam ve bir yere de koyamıyorum. Şöyle dursa kesin yani sonrasında ben bakıp "Aa yok, güzel olmamış" diyeceğim falan. Çünkü arkada da deve tabanımız var gördüğünüz gibi. O yüzden bu güzel çiçekleri yanıma koyuyorum ama sizi böyle bir selamlamak istedim. Daha doğrusu selamlamak tabii ki düzgün bir Türkçe olmuyor. Aloha demek istedim. Öncelikle arkadaşlar bu videoyu pazar günü çekiyorum ve bugün karantinadayız ama buna rağmen yani köpek sesleri, hani çok fazla köpek havlıyor bugün nedense bilmiyorum. Herhalde başka köpekler geliyor falan, onu havlıyorlar. Bir de çok fazla motor geçiyor ve insan sesi falan dışarıdan duyarsanız gerçekten buna yapabileceğim bir şey yok. Umuyorum bu ses sizi rahatsız edici bir boyutta olmaz. Şimdi bu videonun konusu, aslında bu videoda rahatsız edici iki diziden bahsetmek istiyorum. Ve direkt konuya giriyorum. Birinci bahsetmek istediğim dizi arkadaşlar Succession dizisi. Bir daha söyleyeyim. Succession. Ve Succession'ın kelime anlamı birbirini takip etme demekmiş. Bu diziyi ben, yani bu bahsedeceğim iki diziyi de aslında Bean Connect'te izledim ve iki dizi de HBO yapımı, HBO dizileri. Dolayısıyla hani HBO dizilerinin zaten kalitesiyle ilgili ya da ne kadar muhteşem olduklarıyla ilgili, özellikle teknik anlamda, hani hiç kötü bir şey söyleyemem. Çünkü izlediğim en kötü HBO dizisi bile teknik açıdan yani mükemmele yakın. O yüzden hani onu zaten bir kenara koyalım. Lakin beni o kadar rahatsız etti ki bu iki dizi. Gerçekten bunu böyle bu videoda sizlerle paylaşmak istedim. Ve aranızda izleyenler varsa bu arada yorumlarınızı da merak ediyorum. Şimdi önce ben bir kendi açımdan bu diziyi anlatayım. Succession dizisinde oyuncu olarak Kieran Culkin, umarım doğru okuyorumdur, Jeremy Strong, Brian Cox ve Sarah Snook oynuyorlar. Ve tabii başka birçok değerli oyuncu da var. Hatta Evde Tek Başına filmini hatırlarsınız. Onda başrol oynayan o çocuğun sanıyorum kardeşi Kieran Culkin, yanılmıyorsam. Ya hepsi çok başarılı. Gerçekten oyunculuklar çok çok iyi. Bunun yanı sıra zaten en iyi drama dizisi ödülü almış ve de en başarılı, yok en iyi erkek oyuncu ödülü almış. Emmy ödül töreninde. Ve Jeremy Strong almış Kendall Roy rolüyle. 2 sezon 10 bölümlük bir dizi, toplam 10 bölümden oluşuyor. Yani 10-10 işte 20 bölümden oluşuyor ve genel olarak bu bölümlerde 50-55 dakika. İlk önce böyle bir teknik şeylerden bahsedeceğim, ondan sonra beni neden rahatsız ettiğine zaten değineceğim. Dizi genel olarak arkadaşlar New York'ta geçiyor. Ve bu arada not aldığım için hani oraya da bakıyorum çünkü hani atlamamak istedim. Olabildiğince böyle anlatabilmek istiyorum size. 2018 yapımı bir dizi ve dram genel olarak. Ama bu dizi aslında, yani ben daha önceden hiç duymamıştım. Emmy ödülünü aldıktan sonra, yani Emmy ödül töreninde işte ödülleri kazandıktan sonra ses getirdi. Bir de tabii ki hani HBO dizisi olmasının da bence çok büyük bir artısı var bunda. 2021'de bu arada aldığım duyumlara göre, hani sanki böyle üst şeyler yerlerden duyum almıyorum da işte araştırdığıma göre diyeyim. 2021'de 3. sezonu geliyormuş, yoldaymış deniliyor. Ve Jess Armstrong yaratıcısıymış. Jess Armstrong aynı zamanda Four Lions'ın, Peep Show'un ve de Black Mirror'ın bazı bölümlerinin de yaratıcısı araştırmama göre. Konusu arkadaşlar, Logan ailesi dünyadaki en büyük medya ve eğlence şirketinin sahibi Logan Roy, yani babaları diyeyim, hani bu dört kardeşin babalarının, Logan Roy'un şirketten çekilince dünyaları değişiyor ve açıkçası biz zaten bu dizide bu değişime tanık oluyoruz. Ama konunun işleyişi çok rahatsız edici bir boyutta. Waystar Royco diye dev bir medya holding sahibi bu aile diyeyim. Özellikle zaten kilit nokta babada bitiyor. Yani babanın ben size şöyle söyleyeyim karakterini. Yani
küstah diyeceğim. Hani bence bunu dememde hiçbir sakınca yok. Çünkü bence küstah, kibirli, aşırı derecede egolu, çok başarılı, müthiş hırslı. Yani başarmak için her şeyi göze alan ve benim anladığım kadarıyla da kendini sıfırdan var etmiş bir kişi. Hani babadan kalma bir konu söz, yani bir şirket değil. Bunun yanı sıra yani bütün karakterler o kadar rahatsız edici ki. Ben en iyisi şöyle bir notlarıma bakayım. Öncelikle artı özelliklerinden biraz bahsedeyim. Zaten Jess Armstrong İngiliz olduğu için hani sarkazm etkisi çok fazla. Yani iğneleme sanatı, bu açıdan yapılan şakalar çok fazla ve kendini belli ediyor. Ben bunun bir İngiliz dizisi olduğunu anlar mıydım? Hani %70 evet hani derdim buna. Kesinlikle İngiliz birinin hani bir dokunuşu var dersiniz eğer hani. Ben hani üniversite için hani diye. Üniversite için bu 5,5 sene Londra'da yaşadığımdan dolayı biraz vakıfım. Hani o yüzden açıkçası bunu söyleyebiliyorum. Yoksa hani ben de belki anlamayabilirdim ya da öyle düşünmeyebilirdim. Hani bunu da parantez içinde söyleyeyim. Parantezi kapatayım. Artı özellikleri hani zaten hani dediğim gibi oyunculuklar efsane. Ona hiçbir lafım yok. Karakterlerin hepsi muazzam oynuyor. Hani rollerinin tam hakkını vermişler. Bunu söyleyebilirim. Müzik yani şöyle bir nokta var. Şimdi jenerik müziğine her dizide dikkat edilmiyor. Yani her dizide jenerikler efsanedir diyemeyiz. Ama bu dizinin jeneriği o kadar böyle içinize işliyor ki hani size bunu anlatamam. Bir de sanıyorum 8 milimetrelik bu kamerayla çekilmiş, hani onunla yapılmış çekimler çok nostaljik geldi bana. Yani o jeneriğe ben bayıldım. Hem müziğine bayıldım hem de o çekim gerçekten hani diziye dair bir buçuk ay falan oldu diziyi izleyeli. Tek aklımda kalan ve en çok aklımda kalan o müzik, hani müziği aşamıyorum derler ya, gerçekten öyle oldu hani bu intro müziğiyle alakalı. Çekimler efsane. Bunu da söyleyebilirim. Yani zaten hani teknik açıdan 10 üzerinden 9 verebilirim. Lakin şimdi geliyoruz eksiye. Beni en çok rahatsız eden noktalardan biri çok fazla zoom in zoom out yapılıyor. Yani böyle ama böyle şey zoom, hani böyle belli etmeden değil, çok keskin zoom in ve zoom out'lar var. Buna bence hani o anda sizi izlemeye itsin diye yapıldığını düşünüyorum. Hani aklınız başka bir yerdeyse zaten bir anda hemen yine izlemeye odaklanıyorsunuz. Ben bunun için yapıldığına inanıyorum. Ama bir noktadan sonra beni açıkçası bu rahatsız etti. İkinci sezonda hani birinci sezondaki kadar da kullanılmıyor. Bunu da söylemem lazım. Tabii bu teknik olarak rahatsız eden kısmı, esas noktası aslında görmek istemeyeceğimiz kadar duygudan yoksunluk var. Ben böyle yani bu videoyu çekmeden önce gerçekten bir oturdum düşündüm. Hani en çok beni ne rahatsız etti? Niye mesela bu diziyi ben şu anda size öneriyor muyum derseniz, rahatsız olmayı göze alıyorsanız izleyin derim. Ben bu diziye başlamasaydım izler miydim? Emin değilim. Yani izlemeyebilirdim. Çünkü bu kadar çok rahatsız olmak ister miydim? Ondan emin değilim. Ama sizinle paylaşıyorum çünkü o kadar başarılı bir dizi ki, birini rahatsız edecek kadar başarılı bir dizi çekmek de bence gerçekten yani çok iyi olmayı gerektirir bu anlamda. Yani senaryonun bayağı akması gerekir. Teknik olarak zaten hani çok iyi olmayı gerektirir. Ve bunlar çok iyi sağlanmış. Hani senaryoda mesela kopukluklar var diyemem. Ve ben gerçek hayat, hani gerçek hayatta daha doğrusu uyarlayabileceğim senaryoları seviyorum. Hani bilim kurgu, fantastik, böyle çok fazla film ve dizi sevmiyorum. Çok fazla hani izlerim ara ara ama böyle daha çok psikolojik gerilim, hani bu anlamda psikolojik gerilim, dram, komedi işte falan daha çok ilgimi çekiyor. O yüzden ben bu anlamda da sevdim. Kibir, para, her şeyi satın alır vurgusu var açıkçası genel olarak bu dizide. Ve şunu hiç anlamadım. Neden bu kadar çok, hani özellikle şuna mı değinmek istiyorlar? Uyuşturucu kullanımı çok fazla arkadaşlar genel olarak ve zaten Kendall Roy'un, yani Kendall'ın bir uyuşturucu sorunu var ve onun işte bir beraber olduğu, yani daha doğrusu hoşlandığı bir kadın oluyor dizide. Çok fazla da spoiler vermeden anlatmak istiyorum size ama hani izlemek isteyenler sonuçta olabilir. İnanılmaz bir uyuşturucu kullanımı var, hani o sahneleri gösteriyorlar. Mesela neden bu kadar çok? Ya da o sahneleri gösteriyorsanız sonrasında neden sigara blörleniyor? Hani sigara sahneleri blörlü.
Ben onu anlayamadım. Hani bu kadar çok buna vurgu yapılması gerekiyor muydu ondan da emin değilim. O beni rahatsız etti açıkçası. Şu soruyu kendime sordum açıkçası ben bir de bu diziyi izlerken. Hani acaba gerçek olabileceği için mi ve böyle ilişkiler mümkün olduğu için mi bu diziden çok fazla hoşlanmadım dedim. Bunun yanı sıra yani dediğim gibi çok kibir, hani çok fazla böyle aslında duygudan yoksunluk, çok fazla analitik, yani biraz bana robotik geldi. Yani bu kadar başarı odaklı olmalı mıyız? Daha doğrusu başarının tanımı bir şirkette bir yere gelmek mi? Ya da bir aile şirketini sürdürmek mi? Yani tabii burada ultra bir zenginlikten bahsediyoruz. Hani sonuçta dev medya şirketinin sahibi ve bu da bana açıkçası Murdoch'u hatırlattı ve Murdoch'a atıfta bulunulmuş gibi de düşündüm. Çünkü hani aranızda bilenler vardır. Ben medya iletişim okudum ve hani Murdoch zaten hani bütün medya şirketlerinin %80'ine mi 85'ine mi ne sahipti. Hala öyle mi emin değilim. Ama onunla ilgili derslerde biz çok işlemiştik ve hani adamın genel karakterinin biraz benzer olduğunu düşünüyorum. Hatta onun da galiba 3 ya da 4 oğlu ve kızı var hani. Öyle biliyorum ben. Bu arada çok fazla hani demeye taktım bu aralar. Neyse siz buna takılmayın diyorum. Bunun yanı sıra şunu da sordum. Nasıl bir dünyada yaşıyorum duygusu uyandırdı. Toksik ilişkiler ve bana göre gerçekçi olmayan ilişkiler çok fazla dizide. Ve net olarak tanışmak istemeyeceğim insanlar bu insanlar. Ya gerçekten böyle yargı dağıtıyormuş gibi de duyulmak istemiyorum ama bu dizi beni o kadar uzun zamandır bu kadar rahatsız olduğum bir dizi izlememiştim. Hatta yani şöyle bir noktası var mesela rahatsız oldun Kardelen diyebilirsiniz. O zaman niye devam ettirdin? Bilmiyorum. Çünkü bir şekilde dizi sizi içine de alıyor böyle sarıyor. Ve zaten o yüzden paylaşmak istedim. Yani bu kadar acaba bir sonraki bölümde ne olacak? Acaba işte o ona ne diyecek? Ya da acaba bu ilişki nasıl yönelecek falan demesem hani izlemezdim zaten. Mesela Greg diye bir karakter var ya da Tom var. Onların da yani bütün karakterler o kadar baskın, o kadar dengeli, o kadar saçma ki. Gerçekten saçma. Hani o İngiliz iğneleme sanatı diyeceğim, o sarkazm yaklaşımını bence zaten bütün karakterlerde görebilirsiniz. Hani en son noktada, spoiler vermeden bahsedeyim, ikinci sezonun sonunda birisinin gerçekten çok kötü hayatı kayma durumu söz konusu mesela. Ona ailenin yaklaşımı bile o kadar absürt derecede saçma ve komik ve trajik ki. Hani bunu size izleyince ne demek istediğimi bence anlayacaksınız. O yüzden bu dizi beni hem sinirlendirdi, hem gerdi, hem çok güldürdü, hem böyle rahatsız etti. Yani birçok şeyi yaşattı bana duyguyu. O yüzden de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada saçlarıma hala ve hala alışamadım. Sıradaki dizimiz arkadaşlar Industry dizisi. Sanayi, Industry, sektör anlamına geliyor Industry. Ve bu diziyi de Being Connect'te izledim. Bu da HBO dizisi zaten. İki diziyi karşılaştırmam gerekirse açıkçası hani bu diziyi mi izlesem Succession'ı mı derseniz bence kesinlikle Succession çok daha başarılı. Zaten ikisinin konusu birbirinden apayrı. Sadece finans sektörüyle yani başarılı olmak ve çalışmakla ilgili iki dizi de hani orada belki ortak paydaları olabilir. Bu dizi beni neden rahatsız etti? Önce size bir teknik konularından bahsedeyim bu Industry'nin. 2020 yapımı, yaratıcıları Mike Dunn ve Conrad Kay, bir sezon ve 8 bölüm işte sürüyor bir sezon. Yine galiba hani 40-50 dakika arası olması lazım her bölüm. Bunu izleyeli bayağı oldu, bir belki 4-5 ay olmuştur. Ama yine çok rahatsız olduğum için bahsetmek istedim açıkçası size. Konusu da yeni mezun olan 5 stajyerin yani 5 kişinin kalıcı pozisyonları için kendini kanıtlama mücadelesine girmelerini aslında konu alıyor. İş arkadaşı, arkadaş, sevgili, düşman, tüm sınırlar, tüm ilişkiler yok oluyor ve birbirine karışıyor. Ve bu kişilerin hepsi Pierpoint diye bir şirkette işte işe başlamak istiyorlar ve hepsi stajyer. Aralarından yanılmıyorsam biri seçilecekti ve bunun için zaten böyle birbirleriyle mücadele içindeler. Burada beni en çok rahatsız eden konu yine zaten hani uyuşturucu kullanımı. Çok hani şunu değilim, neden bunu gösteriyorlar da değilim asla gerçekten. Yani tamam hayatta da olabilir bu ama çok fazla göze sokuluyor gibi geldi bana. Hani sanki böyle bu
yasaktı falan ve böyle bir anda hani şu anda yasak değil ve gösterebiliriz gibi. Yani bana böyle biraz fazla geldi. Belki ben öyle aldım ama bu beni rahatsız etti açıkçası. Ve şöyle de bir algı oluşturuyor. Hani işte work hard, party hard diye böyle bir terim var yani çok partile, aman çok çalış ve çok partile. Bu kime göre, neye göre ve doğru olan bu mu? Hani illa böyle çok başarılı, çok çalışan insanların aynı zamanda çok partilemesi mi gerekiyor ya da çok saçmalaması mı gerekiyor? O noktada beni biraz hani soğuttu ve dediğim gibi zaten rahatsız etti diyebilirim size. Bunun yanı sıra bu dizide ilişkiler çok sağlıksız. Yani böyle hiç besleyen, hani birbirini besleyen ilişki görmüyorum. Ha, görmek zorunda tabii ki de değiliz ama şöyle bir algı oluşturdu bende. Hani herkes birbirinin arkasından bu kadar gerçekten iş çevirmek zorunda mı? Ya da özellikle ana karakter, şu anda adını unuttum, Harper. Evet, oyunculardan da bu arada bahsedeyim. Mihala Harold, yanlış okuyor olabilirim. Harper zaten ana karakterimiz. Marissa, Abela, bu Jasmine ya da Yasmin karakterini zaten canlandıran. Bir de Henry Lowty, Robert karakterini canlandıran. Onları not almışım. Özellikle Harper ana karakter ve beni inanılmaz rahatsız etti. Yani tabii ki de onun geldiği yer, bu dizide New York'tan gelen bir kız Harper ve Londra'da Pier Point'te işte zaten hani kendisine bir yer kazanmak istiyor. Ama hani bunu başarmak için böyle yalanlara başvurması gerekiyor. O kadar yalanlara başvurması gerekiyor mu? Yani bilmiyorum, bazen izlerken hani bu diziyi de şunu sorguladım. Her şey illa böyle hani gerçekçi olması gerekmiyor. Ama fantastik ya da böyle bilim kurgu işi de izlemediğimiz için hani biraz da böyle o senaryonun daha başarılı yazılması ve ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir de belki de hani medya iletişim okuduğum için bu senaryo yazımının falan derslerini almıştık. Hani bu alana yönelmedim ama genel itibariyle biliyorum hani bir dönem mi, iki dönem mi ne dersini aldım. Dolayısıyla da hani o boşlukları görebildiğime inanıyorum. Yani bu dizide özellikle çok fazla, şimdi bu karakter bunu yapmaz diyeceğiniz noktalar vardı. O bende oturmadı diyebilirim size. Bu dizinin müziğiyle ilgili böyle çok ahım şahım bir şey söylemeyeceğim size. Hani benim aklımda kalan bir müziği introsu yoktu. Ama şu noktada başarılı buldum. Zaten o yüzden izlemek istedim. Ben bir de genelde hani bir diziye ya da bir filme başladığım zaman inanılmaz derecede böyle nefret etmediysem o diziyi ya da filmi kesinlikle bitiririm. Yoksa rahatsız oluyorum. Yani hani gece geç saatte de olsa bitirmeden uyuyamayanlardanım ben genel olarak. O yüzden hani izlerim ama bu dizide sizi hep sınırda tutması ve bu anlamda rahat hissettirmemesi aslında büyük bir başarı. Evet, hani çok rahat yani sizi rahatsız hissettiren bir dizi ama aynı zamanda da Allah Allah ne olacak şimdi falan diye de bir merak uyandırmıyor değil açıkçası. Bunun yanı sıra bu diziyle ilgili şöyle bir işte ekşi sözlüğe yazılanlara oraya buraya baktığımda Z kuşağı dizisi mi bu diye birkaç yerde yazı okudum. Yani bilmiyorum, Z kuşağı dizisi mi? Olabilir ama yani olmayabilir açıkçası. Hani o açıdan yaklaşmak bana çok mantıklı gelmedi. Yani bir kuşak dizisi olduğunu düşünmüyorum ben. Bir de şu çok havadaydı. Zaten hani mesela düşündüğünüzde bence tabii ki bir dizi ya da bir filmi en iyi yapan o oyuncuların ya da o konunun motivasyonudur. Yani mesela Endüstri dizisinde neden bu kadar kazanmak istiyorlar? Bu dizinin ana sorularından biriydi. Çünkü hepsi zaten bir pozisyona ulaşmak için bu kadar mücadele ediyor. Ama neden bu kadar kazanmak istiyorlar sorusunun altı çok boş. Yani dediğim gibi senaryoda kopukluklar ve eksiklikler var. Çok daha iyi olabilirdi. Bir de belki de hani biraz böyle dinamiklik katalım. Belki bilmiyorum, izlenilirlik artsın. Belki bu partilemeyi işte canlı tutalım falan derken gerçekten ilişkiler konusunu biraz böyle fazla hani hepsi birbirinin içine girmiş şekilde ele almış olabilirler. Bunu demişken Succession'ın da ana sorusu ne olabilir diye düşündüğümde orada mesela aslında hani dört kardeş de babalarının kendilerini seçmesini istiyor ve onun için mücadele veriyorlar ve bunun altı dolu. Hani senaryo da zaten bunun üzerine ilerlediği için hani burada öyle kopukluklar açıkçası görmedim. Succession için söylüyorum ama bu dizide
Dediğim gibi senaryoda da çok hoşlanmadığım kopukluklar vardı. Bu arada ben böyle konuşuyorum sanki hani böyle bir yorumcuyum falan gibi. Bu benim nacizane fikirlerim arkadaşlar. Yani nasıl sizinle işte psikolojiyle ilgili, hayatla ilgili görüşlerimi, düşüncelerimi paylaşırken psikolog değilim diyorsam aynı şekilde bir eleştirmen de değilim. Ama hani elimden gelenin en iyisini yaparak kendi yorumumu ve düşüncemi sizlerle paylaşıyorum. Bunu da belki bu videoyla benimle ilk defa tanışanlarınız vardır diye söylemek istedim açıkçası. Endüstri ile ilgili son söyleyeceğim kapitalist bir düzen söz konusu. Zaten Succession'da da bu var. Son olarak da Succession, IMDb'de ya da hani birçok platformda benim baktığım hep daha fazla puan almış. Yani daha çok seviliyor diyebilirim size. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bu iki diziyi özellikle ele almak istedim. Hatta üçüncü bir dizi olarak Euphoria'yı da ele alsam mı dedim. Çünkü Euphoria dizisine gerçekten bayıldım. Yani özellikle o makyajlara bayıldım. Hatta şimdi birazdan size gösteririm. Ben de böyle kendimce zaten glitterleri çok seviyorum ama makyajlar yapıyorum. Ama o Jules'un makyajını da anlatamam. Ama onda da beni rahatsız eden noktalar vardı da yani bu kadar değil. Genel olarak bayıldım o diziye. O yüzden Euphoria'yı buraya almak istemedim. Bu şekilde bahsedemem o diziden. O dizi benim çok sevdiğim bir dizi. Bir de galiba onun da 3. sezonu yoldaymış. Doğru mu hatırlıyorum? Bir dakika, 1. sezonu bitti. İkincisi yayınlandı mı? Yok, 2 bölüm yayınlandı. Şimdi galiba 2. sezon mu gelecek? Ben mi atıyorum? Atıyor da olabilirim şu anda. Çünkü böyle konuştuktan sonra, video çektikten sonra aklım gidiyor. Bir de şu anda çok sıcak. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda hani Instagram'dan da takipte kalırsanız yani ben çok memnun olurum. Çünkü orada zaten storylerde bazen size de sorularım oluyor ve sizden gelen cevaplara göre de içerik üretmek istiyorum açıkçası. O açıdan çok iyi oluyor. Bence belki siz de hoşlanabilirsiniz diyorum. Aynı zamanda bu Endüstri ya da Succession dizisini siz izlediniz mi? Ya da izlemeyi bütün bu anlattıklarımdan sonra düşünüyor musunuz? Bunu özellikle merak ediyorum. İzleyenlerin yorumlarını da merak ediyorum. Zaten hani artık beni biraz olsun tanıyorsanız ne kadar meraklı bir insan olduğumu da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Öyleyse umarım her biriniz çok sağlıklı, çok iyi, çok neşe dolu ve böyle sevgi dolusunuzdur diyeyim. Haftaya, mahalo da demeden tabii ki de geçemem, mahalo diyorum kocaman. Haftaya bambaşka bir dizide görüşmek üzere diyecektim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Joy! Hep verilecekleri buraya koyuyorum. O yüzden çoraplar, elbiseler, her şey bir yerde. Joyki, ne yapıyorsun ya? En sevdiğin yer.